Ve tartışmalı bir parti meclisi oldu. PM demek parti meclisi. Ve oradaki toplantıda gerçekten bazı vekiller birbirine girdi. Birbirine girdi mi? O acayip tartıştılar. Ha, tartışmalı PM'in sonrasında... PM'nin sonrasında ne karar çıktı diyecek olursanız kurultay kararı aslında bir hafta önceden de biz vermiştik. İlk duyuranda bizdik. CHP'de kurultay 4 ve 5 Kasım'da. CHP'de büyük kurultay yerel seçim öncesi mi sonrası mı yapılacak tartışmasına son noktayı parti meclisi koydu. Oldukça hareketli saatlerin yaşandığı CHP'de parti meclisi toplantısı 5 saatin üzerinde sürdü. O toplantıda geçtiğimiz günlerde merkez yürütme kurulunun büyük kurultay için önerdiği 4-5 Kasım tarihi oy birliğiyle kabul edildi. <laughs> CHP 4 Kasım'da genel başkanını seçecek, 5'inde ise parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleri belirlenecek. Kurultayın ise nerede yapılacağına ilişkin yetki MYK'da olacak. Kurultayın yapılacağı adres önümüzdeki günlerde netleşecek. Evet. CHP'de merak edilen bir diğer soruysa tüzük kurultayının ne zaman yapılacağıydı. Parti meclisi 25-26 Kasım için tüzük kurultayı tarihini belirledi. Ama bu tavsiye kararı olarak alındı. Çünkü 5 Kasım'da yeni parti meclisi üyeleri seçilecek. Yani yeni PM üyeleri yeni bir tarih isterlerse belirleyebilecek. <laughs> parti meclisi toplantısında tansiyonda yükseldi. Tartışmaların merkezinde CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal'la Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı yer aldı. <laughs> <laughs> Köksal'ın Afyonkarahisar İl Kongresinde baltacıya yönelik tepkisi kayda geçmişti. Baltacı kendisine yönelik tutumu PM'ye taşıdı. Köksal'ın disipline sevk edilmesini istedi. Yaşanan tartışma sırasında Köksal söz talep etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu tartışmanın daha da büyümemesi için Köksal'a söz vermedi. Birçok yerde kavga Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Kurultay 4-5 Kasım'da Özgür Özel sürpriz yapar mı? Hiç belli olmaz. Ee, tabii e, Kılıçdaroğlu aday olacak. Kesin olacak çünkü dün ekrana getirmiştik. O e, kurultay delegelerinin yapısı nasıl? Özellikle Ankara'da kurultay delegeleri belirlenirken yazıklar olsun dedim. Başka da bir şey demedim. Yani parti içi demokrasi hak getire. Ve ismini de değiştirdim. Cumhuriyet Halk Partisi yani Cumhuriyet Aile Partisi diye bir parti, Cumhuriyet Akrabalar Partisi. Siz bu kafayla giderseniz... Ha, liderinizi ancak bakın liderinizi ancak seçersiniz. Halka umut olur musunuz? Onu olmazsınız. Düşüncem bu. Altına da imzamı atıyorum. Siz bu kafayla gitmeye devam edin. Ama ben gerçekten vicdanı hür, fikri ür, hür hür e, delegenin olduğunu düşünüyorum. O delege o sorumlulukla gidecek ve sandıkta oyunu kullanacak diye düşünüyorum. Yazık. Yani parti içi demokrasi denilerek bize demokrasi getireceğim diyen insanların durumu bu.